Halim'i özledin diyorsun yani. Halim Ağa'ya geçeceksin yani. Nasıl olacak o iş? Çok kolay olacak. Sen bana üç kere boş ol, boş ol, boş ol diyeceksin, boşanacağız. O kadar kolay diyorsun yani. Ya o kadar kolay. Aklını mı kaçırdın sen? Sen aklını mı kaçırdın biliyor musun? Benim sana ne kabahatim oldu da ben sana üç kere... O lafı edeceğim de seni boş yiyeceğim. Ne olup durun? Kız kavga çıkıverdi bir dur. Sana diyorum. Çocuk oyuncağımı bu işe. Sen beni çıngırak mı edeceksin 25 yıllık aşkımı millete? Alman Anzos'un oyunlarına boşuna mı göğüs geri verdim ben? Cendermelerden kaçıp boşuna mı gemilerde düğün kurdum ben? Ya niye hiddetleniyorsun, niye sinirleniyorsun yani? Zorla güzellik olmaz. Ben boşanmak istiyorum. Ben istemiyorum. Böbüroğluyum ben. Sen de Böbüroğulların gelinisin. Namusum, şerefim için yaşayıp durum ben. Göreceksin dizini, oturacaksın oturduğun yerde. Sana söyleyeceğim bu kadar Dürüye Sultan'ım. Bu kadar! Verme, bir sakin ol. Emmene bak, gelme dedim peşimden. Gelme peşimden, kimse gelmesin. Ya bir dur, acık bir konuşalım. Acık diyorum bana. Ümit, bir konuşalım. İşine git diyorum sana. Duydun mu beni kardeşim? İşine git, hadi ben. Israr ediyorum, acık bir konuşalım. Başka da bir şey demiyorum. Emmene bak, işine git dedim. Atı da korkuyor, değil mi? Ne olup duruyor Küçük Bey? Yok bir şey, yok bir şey. Acık sinirleniverdi. Kime, Dürüye'ye mi? Şişt, beni bak. Senin haberin yok böyle bir şeyden, tamam mı? Kol kırılsın, yen içinde kalsın. Tabii, tabii. Evin içinde olan, evin içinde kalır. Hadi görüşürüz. Alo, Halim abla. Kız, babam evde mi? Yok kız. Ne oldu, kötü bir şey mi oluverdi? Böyle sesin telaşlı geliyor. Kız, Duran Agay'la anamın arasında şiddetli geçimsizlik çıkıverdi. Aa, niye ki? Kız, anam Duran Agay seni boşayacağım dedi. Abo. He, abo vallahi. Kız, Duran Agay böyle kapıyı, bacayı, her şeyi çarpıverdi. Bebim sallanıverdi. Kız, babama diki dikkatli oluversin. Belki oraya geliyordur. Ay, değil mi kız? Değil mi diyor ya? Kız, kollayıversin babam kendini. Belki Duran Agay oraya kavga çıkarmaya geliyordur. Tamam. Ben şimdi babamı ararım oraya, onu derim dikkatli oluverir ha. Zaten ilk önce babamı arayıverdim. Yani telefon kapsam alanında olduğu için seni arıyorum ondan yani. Ay tamam oraya sağ ol. Şişt, beni bak, kız beni unutuverme, haberdar et tamam mı? Tamam tamam, arayacağım ben seni hadi. Kapattım, bay. Ya Hayri, aç diyorum lan kapıyı. Açmayacağım diyorum İma. Git diyorum ya. Git istemiyorum, açmayacağım. Ya bak Hayriye abartıyorsun, yemin ediyorum abartıyorsun ha. Hayriye, bak aç diyorum kapıyı ha. Hayriye. Ay açmayacağım İma, açmayacağım. Hayriye. Lan ne oldu burada? Ya baldız bu kafayı yedi ya. Kendini odaya kilitledi ya.
Hayriye'de hapis senin gibi. Bana bak, ben şimdi kendimi kilitleyeceğim odaya tekrar. Ama sen babam gelince beni haber ver, tamam mı? O niye lan? Çünkü Duranık'a her an gelebilirmiş, Huriye öyle dedi. Ana, niye geliyor lan? Babamla Duranık'a kavga edeceklermiş bundan. Lan Duranık'a Züttü Baba niye kavga edip durur lan şimdi? Huriye dedi ki, anam Duranık'ı boşuyormuş. Bundan olacak bir şey, babama bir şekilde haber vermemiz lazım. Abo! O nasıl iş lan şimdi? Vallahi bilemiyorum. Babamın telefonu da kapalıymış. Arayıp ulaşamıyorsa böyle ne edeceğiz İmam biz ya? Tamam vallahi sen şimdi içeri gir ver. Kitleyiver kendini. Ben bir bakıp geleyim, tamam? Tamam. İmam ben de geleyim mi? Der lan sen daha küçüksün lan. Nereye geliyorsun lan? Sen daha büyüyünce. Büyü bakayım lan. İmam beni haber ver, tamam? Tamam lan Baldır. Beni bak. Ben şimdi kilitliyorum kendimi odaya. Babam gelirse hiçbir şey demeyeceğim. Eğer bir şey dersen babam beni uyar, ben de seni uyarım. Tamam mı? Tamam, sen merak etme. Yani ben ne bileyim, yani sen memnun olacaksın de ben böyle bir şeye kalkışıverdim. Memnun oldum olmasına? Tabii ki oldum. Sonuçta benim için bir şey yaptın ama... yani Duriye'nin evine yerleşme fikri benim için biraz tuhaf. Bu fikre hazır değilim. İzin verirsen biraz düşünmek istiyorum. Estağfurullah canım, düşün istediğin kadar düşün. İstersen ben kontratı iptal edeyim. Yok. Yani... ben biraz düşüneyim. Bu benden ne getirir, ne götürür. Sana haber vereceğim. O zaman ben senden haber bekliyorum. Ama sana şunu söyleyeyim ki... hiç pişman olmayacaksın. O evde çok mutlu olacaksın. Gerçekten. Kesin. Tamam. Düşünürken bu sözlerini dikkate alacağım. İyi geceler. İyi geceler. Sen manyadın mı? Delirdin mi lan sen? Ne yapıyorsun? Eşeğin sevmediği ot burnunun dibinde bitermiş. Ağzım burnunu var ya, alım anazosu. Ne oluyor lan? Baktı, ne oluyor lan? Senin işin var lan bu saatte dışarı. Sen yeni evli adam değil misin lan? Ha? Yeni evli adam değil misin sen? Ne oldu yoksa Duriye seni odaya alıvermedim ha? Lan... lan bana bak tipsiz. Lan zaten hey heylerim gelmiş benim. Ortalıkta da kimse yok. Herkes elini ayağını çekmiş. Alırım paçanı aşağı seni. Ne olacak lan? Hiç kimse yoksa dışarıda ne olacak lan? Ne yapacaksın lan? Ne yapacaksın? Sen hakikaten ya, hak ettin. Evet abi, doğru söylüyorsun. Bu sefer hak etti. İlle be şer. Bu sefer hak etti. Dur lan. Dur lan. Dur lan. Dur lan. Dur lan. Daha dün can damarlık olduk ya. Delirdiniz mi lan? Korktun mu lan indi ha? Korktun mu? Ne korkacağım lan? Ne korkacağım? Senden mi korkacağım? Tırstın değil mi? Ne tırsayım lan? Ne tırsayım? Adam sana teker teker gelin lan. Korkma korkma. İmdat çavuş hiçbir şey yapmayacak. O seni tutacak, öldüreceksin. Lan dur. Allah, bir dakika öyle tutmak mutlu olur. Hiç yakışıyor mu lan? Sportmenliğe yakışıyor mu adam tutmak falan? Salak mı yazıyor lan benim aklımda? Ya salak yazıyor lan. Lan kaçın diyorum. Kaçın. 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 Gibiyeceğim. Jandarma gelip durur. Jandarma gelip durur. Gibiyeceğim. Bak geliyorlar ha. Şimdi vay ya, yaktım lan çıranı vay ya, yaktım. Şimdi gideceğim sana okkalı bir şikayette bulunuvereceğim. Ondan sonra göreceğim bakalım suç işlemek için teşekkür oluşturmak ne demekmiş. O zaman göreceğim lan. Lan Züttü Baba, hadi biz gidelim bak. Hem nasıl ispat edebileceksin sene saldırdıkları. Hani ne olacak? Boş ver, uğraşma lan gece gece. Madem öyle adamlık ben de kalsın. Gel lan buraya. Bana anlıyorsun. Lan konuşma. Ben...
Sen Alman anzosu var ya. Gene paçayı kurtardın Alman anzosu. Gene emme ben sana soracağım. Lan var ya seni sileceğim lan buralardan. Eğer seni sürüm sürüm süründürmezsem... ...bene de böbür oğlu demezsin lan. Lan var ya elinden geleni ardına koyma lan. Eğer koyarsan da dübür oğlu dübürsün lan. Yapma lan seni. Taş atıyor, taş yapma lan. Kendin gel adam sen lan. Ah bak canderme geliyormuş. Ağam bak canderma geliyormuş. Balık! Ağam canderma geliyor. Gözünü seveyim ne olur. Hemen bir sıvışalım. Hem kovboy bizi şeyde bekliyor. Ağzağın ucunu orada bekliyor. Hadi ağam ne olur gidelim. Hadi hadi. Canderma gelmeden kaçalım hadi. Yürü lan. Yürü yürü. Canderma gelmeden yürü. Soracağım sana. Sen gelmesen ben ikisini de haklı verecektim ama gene de sağ ol lan. Hindistan cevizi kılıklı damat. Yok yani önemli değil. Ha, sen artık benim kayınbabamsın. Anca beraber, kanca beraber. Eyvallah. Geç sen gelmesen de jandarma yetişecekti ama. Ne jandarması lan? Köy jandarması. Yok lan jandarma menderme yok lan. Ben seni onların elinden kurtarıvermek için öyle pembe bir yalan söyleverdim de. Değil mi lan ya? Hey, dedim bile. E sen nereden bilip durun, duranın beni dövmeye verdiğini? İçine mi doğdu lan? Yok lan, ne içine doğması? Atsız mıyım ben? Halime dedi beni. Ona da Huriye telefon açıp söylemiş. Duranak evden çok sinirli çıkıvermiş. Herhalde babamı dövmeye gidiyor olabilir demiş. Ben de dedim, baktım evde yoksun. Ondan sonra bir bakayım dedim, neredesin ya? Merak ettim Zütü baba. Duran niye beni dövmeye geliveriyormuş ki? Duryana, Duran Aga'ya senden boşanacağım demiş. Hı? Değil mi? Neden demiş? Vallahi ben detayları bilmiyorum Züttü baba. Detayları halime bilip duru. Ulan en başta söyleyeceğini en sonunda söylüyorlar. Ulan odun damat. Lan hani Hindistan cevizidik? Hindistan işte bazen dışı kabuğu oluyor, sert oluyor. Bazen de içi yumuşak oluyor. Şimdi odun tarafı gelmiş. Yürü hadi yürü yürü. Sen hiç yani değişmeyecek bu gün. Tabii tabii yürü hadi. İyiyim oğlum, iyiyim. Sen bizi burada bekle be, tamam? Tamam baba. Merhaba kız. Anan Durun'u boşuveriyormuş, Durun. Hey baba. Aynatılar sendeymiş, İman söyledi. Anlatın be bakayım. Anlatayım baba. Şimdi... Lan Hayriye, bak aç diyorum kapıyı. Bak Hayriye, Züttü baba geldi. Allah'ıma çok sinirli. Aç kapıyı diyorum. Ay açmayacağım diyorum ben seni. He? Açmayacağım. Kıt beyin, anlamıyor musun sen beni? Lan uzatma lan. Ayıp olacak Züttü baba ya. Uzatma ya. Uzatıyorum. He? Ayıp olursa oluversin vallahi. Hiç yalnız bırak beni. Lan Hayriye bak, yemin ediyorum bu kapıyı açmasını bilirim ben Hinde. Açarım lan bu kapıyı. Açarım diyorum. Aç. Şişt, gülme lan, gülme lan sen de. Ne gülüyorsun? Okey. Bak. Hiç boşa zorlayıverme onu. Hiç o inahtar ben senden önce deliye sokuverdim. Lan bana kafayı mı yedireceksin lan? Ha? Kafayı mı yedireceksin lan Hayriye? Kafayı yedim lan senin yüzünden. Kafaları yedim lan. Kafamı yedim, beynimi yiyeceğim lan. Yiysen ye. Ha? Kafayı yiysen. Ben burada kaç gecelerde böyle kafayı yiyorum. Kapı kilitleri verince hemen açmaya çalışıyorsun değil mi? Ha? Beni geliverince hiç tıs yok sende değil mi? Fıssın sen Yiman. Nasıl konuşuyorsun lan? Ayıp olacak üstü baba ya. Hindi var ya, çıra gibi yandı o duran var ya. Çıra gibi yandı. Gel seni bir öpüvereyim.
Oh! Oh! Baba, şimdi benim de hapisliğim böyle bitivermiştir, değil mi? Avucunu yalarsın. Geçin onu, geçin. Hemen 100 buldun astarını istiyorsun ya. Yok öyle bir şey. Tövbe tövbe. Ne oldu lan? Hiçbir şey yok Zütü baba. Hayriye kendini odaya kilitledi. Nasıl? Seni odaya almıyor mu lan? He, almıyor Zütü baba. Niye lan? He, küstü benimle galiba Zütü baba. Niye küstürdün lan kızı? Ay bu baba beni küre muamelesi yapıyorum biliyor musun? Burada böyle halkalı köle gibi hissediyorum ben kendimi. Ben ona bir iş listesi verdiydim. Böyle yapılacaklar listesi. Orada böyle madde madde işler vardı. Hiçbirini yapmamış, biraz tartışıverdik biliyor musun? Çekil bakayım. Kızım, Hayriye. Aç bakayım, aç. Azıcık konuşuverin seninle ben. Hiç üstüme gelivermeyin. O bu gece orta odada yatıverecek, tamam mı? Bak üstüme gelirseniz çok fena olur baba. Kızım, delirdin mi sen ya? Aç şunu. Açmayacağım diyorum ya. Ya gidin diyorum, yalnız bırakın beni. Tamam. Sus. Tamam. Sen çok üstüne varmayacaksın kadın kısmından. Çok üstüne varmayacaksın. Heyleri geldi mi, üstüne varsan daha kötü olur. Ne edeceğim Mevcut baba o zaman? Ne edeceğim? Bir şey etmeyeceğim. Bir gece burada kıvrılıp yatacağım. Ne olacak ya? Sabaha geçe. Hadi gel lan. Yatıverin bize. Tamam baba. Şimdi Goyboy, sen Zühtü'yle yazıhaneye bücük koydun ya. Evet abi. O bücükte Zühtü'nün de parmak izi var değil mi? Yok. O onu hiç ellemedi. Bizzat ben kendi ellerimle koydum böcüğü yazıhanene. İyi halt ettin. Ya, böyle olacağını bilseydim yapar mıydım Duran abi ya? Ya arkadaş, şimdi biz onunla kanun karşısında itişecek olsak, o kazanacak yani, öyle mi? Maalesef, maalesef abi. Hayır arkadaş, neyi elimize atsak elimizde kalıyor o. Duran aga, izin ver yanına geçeyim. Şu Zühtü'yü dünyaya kaç bucakmış gösterivereyim ben. Lan ben sana nasıl güveneyim Goyboy? Ha? Ben sana nasıl güveneyim? Sen kaypuk adamın tekisin, ben sana nasıl güveneceğim? Ha? Yarın öbür gün benim başıma daha büyük bir iş açmayacağın ne malum. Ne malum? Yok, o iş öyle değil Duran aga. Ben sadık adamım. Zühtü gibi bir adama bile yıllarca sadık kalmışım. Senin gibi namuslu, dürüst adama mı kalmayacağım gari? Al Duran aga. Bundan sonra günahım da sevabım da senindir gari. Ver elini. Şapkayı da ver koçum. Benim. Aldım. Hadi. Çalıştır bakayım. Çalıştır. Hadi. Hayriye kızım, çık dışarı yeter artık ya. Yaman'la konuşun, halledin meselenizi. Akşama geldiğinde bak barışmış bulacaksın. İstemiyorum ben evde tatsızlık maslık. Tamam mı kız? Sen de biraz suyuna gidip erleyin. Konuş, ikna ediver. Ben şimdi kahveye gidip vereyim. Nasıl olsa seninle ne yapayım, ikna et. Dükkanda buluşuruz, tamam mı? Tamam Zütü baba.
Oğlum, bana bak. Eğer gayfaltınız bittiyse Huriye'yi al da acık bizi yalnız bırakıver. Tabii abi. Döne, kızım afiyet şeker olsun kızım. Karnın doyduysa bizi acık yalnız bırakıver. Peki abi, peki. Düreyes Sultan, ben indi gidiyorum. Akşamki konuşmaları, boşanma laflarını filan duymamış kabul ediyor. Düşün taşın, aklını başına. Haşa. Heh, Adem babamız, Havva anamızı boşar emme. Ben seni hayatta boşamam. Bu evde tatsızlık istemiyorum. Zütlü babayı duydun. Tatsızlık mazsızlık istemiyor bu evde Zütlü baba. Ona göre ha, aç kapıyı Hayriye. Açmayacağım. Ev işi yapmayacağım Yaman. Açmayacağım. Hayriye. Lan bu ev işlerini kim yapacak? Sen yapacaksın lan, ben mi yapacağım? Ev işi yapmayacağım Yaman ben. Hayriye. Bak afakanlar basıp dur beni ha. Bak ben şimdi bahçeye çıkıyorum. İki dakikaya gelmezsen yemin ediyorum çok kötü olacak bak. Yemin ediyorum kötü tarafım konuşacak. Kötü koca olacağım lan. Kötü koca oldurma lan beni. Kötü koca oldurma. Gidiyorum bahçeye. Gidiyorum. Ya Hayriye ne oluyor lan? Gidiyorum ben. Nereye gidiyorsun lan? Annemin evine gidiyorum Yaman ben. He? Ya Hayriye bir dakika diyorum bak Hayriye. Hayriye. Lan Hayriye. Kafayı mı yedin lan? Ne demek hanımın evine gidiyorum lan? Gidemezsin lan. Ne demek? Gidiyorum işte. Bak çok kralıyım dedim Yaman. Beni yolumdan falan döndüremeyeceksin. O kadar. Ya olmaz da Hayriye. Gidemezsin lan. Gidemezsin diyorum ya. Neye gidemem? Ha? Gidiyorum işte. Hatta bak şimdi hemen gidiyorum. Ben seni bir tavır gösteriveriyorum. Ben seni diyorum. Sen hala beni iş yapıver, iş yapıver, iş... Yapmayacağım ya. Ev işi falan yapmayacağım. O kadar. Hayriye bir dakika. Lan anamın evine gidiyorum diyorsun. Tamam da lan o ev ananın artık evi değil lan. Ana artık o evde değil. Halime kasana daha çok iş yaptıracak lan. He, ben dedemin evine mi gidiveriyorum? Anamın yeni evine gideceğim ben bir kere. Orada bir kere hizmetçi falan var. Döne var. O işleri yapıp durur. Ha Duran Akan'ın evine diyorsun yani. Lan o ev olmaz. O ev karışık. O ev sakat artık lan. O ev olmaz. Seni ne? Seni mi soruyorum ben? Seni ne? Ha? Sen bir kere ne geliyorum benimle? Gel mi sen ya? Ben gidiyorum. Yok Hayriye. Gerçek diyorum bak. Duriana boşanacakmış lan Duran Akan'dan. Ben biliyorum. O evi terk ediverecekmiş ya. Yılancı. Terbiyesiz. İftiracı. Ya bak Hayriye. Sen beni tanıyorsun. Yılandan korkmam ben yalandan korktuğum kadar. Bak yemin ediyorum bende yalan olmaz Hayriye. Duymuyorum seni. Duymuyorum Yaman. Dinlemiyorum Yaman. Bak Hayriye. Aile reisi olaraktan bak izin vermiyorum gitmene. Gide ben. He gitmiyorum. Öyle bir gideceğim ki. Öyle bir gidiveriyorum ki Yaman. Ha? Aile reisi falan o geçiverdi o. Bir kerem hindi. Medeni kanunda kadın da erkek de eşit bir kerem Yaman. Tamam mı? O kadar. Hayriye. Sen benim sözümü çiğneyip gidiyor musun lan hindi? Ya gidiyorum görmüyorum işte. Ha, gidiyorum Yaman. Evet. Ne? Beni çok fena incittin lan Hayriye. O gerdek gecesi çiğnediğin yer bile bu kadar ağrımamıştı lan. Bu kadar acımamıştı lan.
Kanattın sen beni biliyor musun? Yaraladın lan. Yaralayan kadınsın sen. Kanattın, kan döktün. Olabilir. Geçmiş yolu versin o zaman Yıma. Gittiler. Yaralı yürek. Ne korkutuyorsun ya siz ya? Şş, arkadaş. Lan balayı pükmeden geleni kaçırıverdin. Akide sen de niye insanın hatasını yüzüne vuruyorsun ya? Ya. Şş. Ne edeceksin lan şimdi? Yaralı yürek. Ne edeceksin? Bilmiyorum ne yapsız. Evlilik çok zor işmiş lan biliyor musun? Evlendikten sonra her şey değişip duru derlerdi de ben inanmıyordum. Doğruymuş lan siz. Hakikaten değişiyormuş. Şş atsız. Bak sakın evleneyim falan deme ha. Yemin ediyorum dertsiz başına dert alırsın. Bak, Yaman kardeşin söyledi. Ben zaten evlenemiyorum. Benim nüfusu kaydım yok. O da doğru lan. Lan arkadaş lan, şu nüfusu kaydın bir yolunu buluversem... ...hemen evleneceğim, hemen. Lan sen niye araya salata yapıyorsun ya? Zaten benim derdim kendime. Asıl nasıl geri döndüreceğim lan Hayri'yi ben eve, he? Akideş, sen var ya hemen koşu koşu Zühtü babanın yanına gideceksin. Ancak halledese Zühtü baba hallede. Hadi, hadi. Bak doğru diyorsun. Ben bir bakayım. Ya Ümit'in bu gerginlik işi çok kötü oluverdi. Bütün keyfim gidiverdi. O kadar da büyütmemek lazım. Böyle gerginlikler her ailede olur. Vallahi hiç normal bir tartışma değil Ümit'im. Yani sonuçta ortada bir şey olmasaydı... ...anam durana kadar senden boşanacağım demezdi. Yani sonuçta anamın evlilik kurumuna kutsal bir bakış açısı var. Yıllardır anam olduğu için bilip dururum ben. Ha, kutsaldı. Ne boşanmak istiyormuştur ya? Nasıl söyleyiverdi mi? Yok lan demedi. Sizin üstünüze vazife değil dedi. He, bizim üstümüze vazife değilmiş. Oğlum biz birebir etkileniyoruz. Birebir etkileniyoruz. Mesela ben bugün sana büyük bir sürpriz yapıverecektim ama yapamıyorum işte. Ne sürprizi lan? Söylenmez olmaz sürpriz. Ay lütfen diyebilir misin Ümit'im? Yok olmaz. Ne zamandır hızlanıyorum ben öyle söyleyemem. Ay lütfen Ümit'im çok merak ediverdim. Azıcık ucundan bir ipucu versen beni. Azıcık de. He ipucu de yok. Ucundan da. Ucundan de yok. Hey. Azıcık ucundan bir öpü versen ben de ucundan azıcık bir ipucu vermeyeyim. Ha ucundan diyorum. He. İyi gel öpeyim bari. Oldu mu lan? Oldu oldu zaten daha fazla bu saatlerde sakıncalı benim için yeter bu kadar. Doyumsuzsunuz azıcık kim oluverir? Ne kapalı mı gördün bugüne kadar? Aşk olsun. Neyse ben şu odadan çıkıvereyim de gündüz gündüz başıma bir şeyler gelivermesin. Nereye? Ay dışarıdayım ya. Kız. Acık ucundan ipucu istiyorsun diye acık ucundan öpü verdim falan ne? Ay imidim vallahi aklım başından alıverdi. Dibine bakayım ne bu sürpriz? Hazır mı? Hazırım. Seni sinemaya götüreceğim. Lan bütün sürprizi değil verdin. Olur mu kız sürprizin kendisi sinemanın içinde saklı. Ay çok merak ediverdim. Yani anam da nasıl edeceğiz, söyleyeceğiz onu bilmiyorum ben. Yani gidelim diyor. Tabii gidelim diyoruz. Evet. Artık onu da bir şekilde halletmeyeceğiz. Ben de aynı öyle düşünüyorum. Sonuçta önemli olan bizim mutluluğumuz aynı evde yaşıyor olmasaydık. Haberimiz olmayacaktı. Basacaktık, gideceğiz sinemaya. Ay Ümit'im mükemmelsin ya. Tebrik ediveriyorum seni. Ben de öpüyorum. Gel lan, ben de seni öpüyorum. Oh, dur lan. Ay. Gitmesek mi diyorum acaba? Yok lan sürpriz bekliyor. Kalk kalk anamı deverelim. Hadi kalk. Ay. 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 Gel lan. Lan normal olur. Ay, tamam. Ana. Geliverelim mi? Gelin kızım gel. Duran çoktan gitti zaten.
Züriyan'a yapabileceğimiz bir şey varsa yardım etmek isteriz. Sağ ol oğlum, yokmuş, sağ ol. Ana, sen bugün bir yere gidivereceksin yani Ayşe ablaya pazara falan. Ha, geçeceğim. Nereye gideceksin? Öyle gideceksin işte, hani komşular falan. İyi de niye sorayım? Biz bugün Ümit'le bir Moğol'a gidiverelim dedik. Odada eksik gidik falan var. Onları alalım diyoruz da yani yüksek müsaaden oluverirse şayet. Geldin kızım, geldin tabii. Ha, bele bakın bak. Gitmişken yalnız belediyeye gideceğiniz, resmi nikah için gün alacağınız ha. Böyle imam nikahlı falan kalıyorsunuz hiç iyi değil yani. Ben, bak mutlaka alacağız, çok mühim ha resmi nikah. Buna göre. İyi, kolay iş, hallederiz zaten. Kolay molay değil, öyle hallederiz demeyeceksin. Gideceksin alacaksın günü. Cüzyan ne kızıyorsun? Ben ne arasın diye vermiyorum ya. Biz kalkalım artık. Ha, gidiverelim de azıcık sen oturuver. İyi, ben bir üstümü değiştirivereyim. Sonuçta Moğol'a iniyoruz. Bir böbür oğlu gelin olarak da şık olmam lazım. Tabii kızım, tabii. Süslen kızım benim. Süslen tabii. Süsün eksiklenmez. Sonuçta göklü bir aileyi temsil ediyorsun artık. Öyle mi? Ne, kolay gelsin. Garbiye sana. Sağ olasın. Gel Halim ağa, gel. Bak senin esbaplarını yıkadım, ütüledim. Hangisini istiyorsam giy. Buyur. Hangi de onlar bakayım da? Bak bunlar eskilerin. Bunlar yenilerin. Ha, bunlar da damatlıklardır Halim ağa. Lan eskiler. Sen bana bunları ver. Benim mühim bir işim var. Güzel giyilip de onlara gideyim ben. Bir al bakayım. Buyur. Sağ olasın. Bir şey değil. Hadi güle güle. Hadi bakayım yanına. Allah'a emanet ol. Buyurun arkadaşlar. Buyurun. Buyurun davetiyeleriniz. Bak, herkesler davetlidir. Davetlidir. Ona göre ha. Ne tamam arkadaş? Bu ne davetiyesi yine ya? Helal düğünde oluverdiydin ama. İçinde yazıp duru. Oku. Açalım bakalım, okuyalım. Okuyalım bakalım. Selamun aleyküm Sapeti. Aleyküm selam. Hoş geldin. Herkeslerin davetiyelerini verdim. Ben gidiyorum gari. Hadi görüşürüz. Hadi günü günü, günü günü. Günü günü, günü günü. Ne yazıp dur lan orada? Ha? Al kendim oku. Değerli köy halkımız, uzun bir zamandan beri itinayla hazırladığımız keser döner, sap döner, gün gelir ümit döner sloganıyla yola çıktığımız Ümit Döner restoranımızın yarın yapılacak açılışına teşriflerinizi rica ederim. Duran Bibiroğlu, saat 12, öğlen yemeği saati her bir şeyle beleştir. Ye bak ya, Alman havuzunun tam karşı diye yazı vermiş. Abo! Lan zıttı, sana rakip geliyor ha. Lan bundan rakip makip olur mu lan? Bundan ustası yok, bir şeysi yok. Aa, buraya yazıyorum ben. O dükkan bir ay içinde mutlaka kapanacak. Ya ne alakası var? Duran böbür ol diyoruz. Para diyoruz. Paranın gücü diyoruz ya. Aha, aha. Arkadaş, lan Şaban burada mı lan sen? Lan Halim abi buradayım. Hayır, lan Allah rızası için beni böğürlerimi Moğol'a götürüver lan. Niye lan Halim abi? Lan Halima, bu ne halin senin? Bir dirhem bir çekirdek giyinmişsin. Nereye gidip durun böyle? Lan Moğol'a gideyim lan ben. Lan ex kayınbaba lan nikah günü alıvermeye mi gidiyor? Abo, sen burada mıydın lan? Ha, buradayım lan, görmüyor musun lan? Ne gülüp durun lan, kışlık yakacak. Tövbe tövbe. Onun için gidiyormuştu lan Moğol'a. Göreceğim lan, göreceğim. Göreceğim, gözlük mü alacaksın? Lan gözlükle görüyor sanki de. Gülüp durun lan bu lan. Lan kaşalat, lan kışlık yakacak. Ne gülüp durunuz lan? Tövbe tövbe. Ya arkadaş işte. Böyle dinledim lan radyoda. Lan böyle gözleri ileri safhada bozuk olanlar için yeni bir sistem geliştirmişler lan. Gözleri çizdiriyor vereceğim orada. Gözü. He. Çizdireceğim. He. Lan eks kayın mı var lan ya, bu yaştan sonra çizdirmek mizdirmek yakışıyor mu? Yemin ya, yemin. Tövbe tövbe. Lan
Şaban yürü lan. Minibüs gelecek lan. Bir an önce gidiverim bari. Hadi. Hadi hadi git hadi. Hadi. Hadi, hadi, hadi güle 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 güle. Bak rengi düşmeyeyim mi gari? Lan ağa kardeş. Bu Halime lan bu gözlerle köyü katıp karıştırıyor ya. Bir de gözleri cızdırıp görmeye başlarsa bütün köyün canını okur ha. Ben Zühtü. Arkadaş bunun ucu en çok seni dokunur. Bak bundan sonra seni hiç rahatlayamaz. Bu reji duru gar seninle. Lan merak etmeyin ben Halime ile ilgili önlemimi alıverdim lan. Abo ne ettin lan? He lan pek bir garanti konuşuverdin ya. Ya. Yakında öğreniversiniz gari. Konuş beni çevele. Hadi. Beyler başka çay isteyen var mı taze? Şahane olmuş. Yani Düryana seni de ayrıca tebrik etmek lazım böyle güzel bir kız dünyaya getirdin diye. Sağ ol lan sağ ol. Çok güzel olmuşsun kızım. Aa. Kız hoş geldin. Ne haber? Aa. Ne haber Hayriye? Hayırdır kızım? Ne bu elinde valiz? Evi terk etmed. Evimi terk etmed. Senin çok ihtiyacın var. Nasıl tanım benim? Abo. Bak. Lan Zühtü. Ne olacaksınız sizin jandarmadaki iş? Durana gelen mahkemelik mi olacaksınız yoksa lan? Ne mahkemelik olacağız değil mi? Anlatıverdim dedim ya size. Jandarmada ayaklarıma kapandı, yağ vardı, yakardı. Ben de şikayetimi geri alıverdim. Lan arkadaş. Sen argandan, jandarmadan duranağa da çıkıverdin. O da seninle aynı şeyleri denk durur. Ha? Arkamdan dedi ki yal vardı dedi. Onu affettim dedi. Dedi vallahi. Ha. Dedi. Yılana bak lan. İyi de arkadaş. Biz kimin anacağız şimdi? Biz kime inanacağız? Kime? Doğru. Çağıracaksınız buraya, yüzdeşi vereceğiz. Onu ama gelemez ki, onu da yüzdeşi verecek. Ya, buraya gelecek yüzü. Gittim ama. Ne oldu? Ya ocağına düştüm yemin ediyorum ya. Ne var ne oldu lan? Gel dışarıdan anlatıvereyim. Tamam. Lan Yaman. İyileştin mi lan sen? Lan arkadaş baksana iyileşmiş işte adam. He lan defar atıp bunu defar görüyorum ama lan. Lan arkadaşlar bence İman daha iyileşi vermemiş. Ama önemli bir gelişme oldu vermiş. Bu önemli gelişme de acısını unutturuvermiş. Tamam lan iyiyim ben sizinle lan. Sizinle lan. Ne var lan ne oldu? Ne oldu lan? Gel bakayım şimdi gel 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 gel. Gel, gel. Gel anlatıver ne oldu? Yüktü baba. Ha. Hayri evden kaçtı Zühtü baba. Nereye kaçtı? Annemin evine gidiyorum dedi. Dedi ama Duranak'ın evine gitti. Duranak'ın evine mi gidiverdi? Ne yapacaksın şimdi? Bilmiyorum Zühtü baba. Sana bir danışıverem dedim. Bak seni kırmaz. Sen bir gitsen de konuşuversene. Beni kırmaz ama ben onun kafasını kırarım ya. Sen ya nasıl gidersin Duran evine ya? Nasıl gidersin? Biliyorum Zühtü baba ben dedim. Ne işin var dedim lan. Bak dedim gitme onlar boşanacak zaten dedim. Beni hiç dinlemiyor Zühtü baba. Hiç bir konuda beni dinlemiyor. Sen mi kıyak yapsan da şu Hindistan cevizi damadına. Gitsem şunu bir yolundan geri döndürsen Zühtü baba. He? Lan etmeyin mi damadım? Ben nasıl gidip de konuşuvereyim lan Duran'ın evinde, düşmanımın evinde? Nasıl konuşuvereyim onunla? O da doğru lan. O çok doğru. Şimdi sen bu davranıştan karizmayı çizersin değil mi? Ne edeceğiz o zaman? Sen Hindi git Dürye ile konuşu be. Onu anlatıverdi be. Benim karım da ikna edip onu al karını git evine. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Alttan al, mattan al bir şeyler yap. İkna edip be. Ha? Tamam ben gidiyorum o zaman Zühtü baba. Hadi. Ya korktun mu lan? Ha?
dün akşam ağanın yanında aslan gibiydin. Yalnız kalıverince mi korktun? Ne korkacağım lan? Doğru tabii lan, ne korkacaksın? Hem benim seninle işim yok ki zaten. Benim işim senin o ağanla. Nerede lan o voltaj düşük? Yok, böğün gelmeyecek. Ne lan? Böğün müşteri varmış. Hiç bekleme. Böğün gelmeyecek. Gelemez tabii. Yok artık, benim de burnumdan geldi böyle birkaç günde. İş yap, iş yap, iş yap, iş yap. Nereye kadar? Aile içi şiddet yani. Ne şiddeti kız? Baskı altında hissediveriyorum. E tabii. Yıma işleri, babamın işleri, o Sikenden işleri, Halime ablamın işleri. Ha bir de o yetmiyor, o hakim hanım zaten bizim evden çıkmıyor yani. Aa, kız niye çıkmıyor evden? Kız ne olacak oraya, bilmiyor mu? Bu hakim hanımla babamın aslında böyle bir muhabbet, bir muhabbet ki. Abo, kız çok merak etme, anlat bakayım. Tamam kız, tamam. Boş verin hakim hanıma Hinde. Tamam. Lan siz gitmiyorsunuz mu? Ha? Hadi sizin işiniz gücünüz var, hadi bakayım, hadi kalkın, kalkın. Aa ana, aşk ol versin ya, şurada flaş haber dinliyoruz. Ümit, hadi Huriye'yi al, hadi kalkın gidin. Moğla'da mühim işleriniz var ya sizin, hadi oğlum, hadi. Hadi Huriye, biz yavaştan kalkalım, baldız temelli gelmiş, nasıl olsa daha konuşuyorsunuz. Vallahi hiç gidesim yok benim ya. Bir de bak, acelemiz var diyorum, bilmem anlatamıyorum ama. Aa Ümit'im, kardeşim gelmiş. Yeni cicim ayında neler çekivermiş ya. Moğla'da mı gezeceğim bu halde? Kız beni bak. E ben de geliverim o zaman. E hem konuşuruz hem geziveriz. Hem konuşuruz hem geziveriz. Ey oğlum. Hadi. Ay. Ay. Ne? Sen burada oturuyor. Onlar gidiyor. Ya sen nasıl bir şeysin, ben hiç anlamıyorum seni. Ya hem evi terk ediyorsun, hem de gezme peşinde bunlara takılıyorsun. Sen nasıl bir şeysin, sen nasıl bir şeysin? Ne bana? Ay tamam, kısma. E kısma, ben de bir bunalıma giriverdim herhalde. Us. Hadi. Hadi oğlum, hadi. Hadi gidin. Gezin gelin, hadi. Kız, Hayri, biz bir gezip geliyoruz. Tamam, burada kal. Biz akşama kadar gelmeyiz, bekleyin. Hadi keyfinize bakın oğlum, keyfinize bakın. Of. Ya Ümit'im, benim hiç gidesim yok ya. Hürrem, bırak artık onları. Ya Hayriye bu aşıma döner efe. Hem limansız yapamaz o. Bana bak, bak ben seni sinema diyorum. Hüpriz diyorum. Hadi bakayım. Tamam be. Biz kendi ilişkimize bakalım. Evet. Aslan oğlum. Atla bakayım. Daha şanslı değil mi? Böyle Moğolalarda filan gezip duru. Ha bir işler hizmetçi yapıp duru. Bir de beni bak. Şimdi bu adalet mi yani? Ben anladım sen derdini kızım. Değil mi? Ya gayet iyi anladım. Sen evliliği evcilik oyununu sanıp durun. Şimdi acı gerçeklerle karşılaşınca aklın başına mı geliverdi? Ha? Ben dediydim size, dediydim ben. Hatırla bir hatırla, hani İskender'in halusu sıyrılıverdiydi. Hatırlıyor musun? Bir düşün, düşün bakayım, bir düşün bak bir. Destur! Ne oluyor lan? Evlenmeye çok meraklısınız ama. Azmak başlarını erkeklerin peşinde koşmaya. Daha hamını görünce basıveriyorsunuz çığlığı. Ne oldu? Ne oldu? Olmuşunu görünce bazımı geçiverdi. Ha? Ha gemin gevriyi vermedi, kişniyi vermiyor mu? Bakayım.
Ha, bir de üstüne işler binince al çantalın koluna, hadi ananın yanına. Tövbe tövbe. Hayye, hayye. Burada mı Dilek? Duryana. Nasılsın Duryana? Eyim lan eyim. Geç, geç otur bırak hem. Geç otur. Heh, otur veren. Sen nasılsın Hayriye? Seni ne? Böyle sinirlen bozuyor benim. Sen bir kere beni hiç bir konuşuverme benimle, tamam mı? Kız, kız. Hayriye! Hayriye! Hayriye de yok! Tamam lan, tamam. Dur. Duryana. Ya sana karşı nasıl mahcubum bilemezsin, yemin ediyorum ya. Hayriye bilirsin. Acık heyheyleri tutuverdi işte. Ya biliyorum, biliyorum ben, biliyorum da. Ya bu bana bir şeyler de hep duruyor, şiddet middet bir şeyler. Var mı lan bunun aslı astarı, söyle bakayım. Kim ben? He. Asla Duryana. Eğer ben Hayriye el kaldırıyorsam Allah beni daş etsin Duryana. Yok öyle bir şey. Kur'an çarpsın yok ya. Ben biliyorum lan, biliyorum ben seni. Biliyorum da o zaman niye bu durduk yere kuduruverdi? Duryana, şimdi ben işe giderken buna bir iş listesi bırakıverdim. İş listesi değil mi? Böyle 10 tane, 10 o kadar çok ki zaten. Kız sen laf mı dinliyorsun? He, dinliyorum evet. Devam et bakayım sen. 10 madde Duryana. Günlük ev işleri sırasıyla. Aha, liste de yanımda. Ver bakayım. Aa, bir bakıver Duryana. Sonra eve geliverdim Duryana. Ha, geliverdim baktım bu listeden hiçbir şey yapılmamış Duryana. Bak kendisi yukarıda, yaptıysa yaptım desin. Duydun mu la Hayriye? Bak ses yok Duryana. Hiçbir şey yapıvermedi. Ben de buna biraz tabii böyle bir söyleniverdim falan. Masaya plastik tabakları koyuvermiş Duryana. Bulaşık çıkmasın diye. Pantolonları ütülerken yakıvermiş. Hiç fikri o pantolondan Halime ablam yakıverdi. Tam o yapıverdiydi zaten ütüyü. Aha duydun Duryana. Duydun. Pantolonları da ablasına ütületivermiş görüyor musun? Duryana ben de yine böyle söyleniverince ona. Bu da evden kaçıverdi. Duryana. Vallahi çok seviyorum Hayriye'yi. Ya vallahi böyle problem yaratacaksa aramızda bu ev işleri. Ben yapayım diyorum bütün ev işlerini. Tamam bak ona da tamam. Ama sen bir konuş ver. Eve dönsün lan Hayriye. Sen konuşunca o döner. Biliyordur yani. Tamam lan tamam. Sen al bakayım bunu. Ben şimdi geleceğim. Bekle beni burada. Aklını başına al, git kocanın yanına. Bak vallahi etlerini vurarım seninle. Ay, tamam, tamam. Zaten iman kabul ediverdiyse ev işler falan yapıvermeyi sorun yok bana. Bak gelenler geliveriyor bana. Açtırma bayramlık ağzımı. Bak imana, imana bir tek ev işi yaptığını öğreneyim. Vallahi gelir paralarım seni ben. Ne? Ama anıcığım şimdi çağdaş yaşamda artık eşler birbirlerine yardımcı oluveriyorlar. Hayat bir müşterek yani, değil mi? İman da az benim yüküme ortak oluverecek o kadar. Ha, bak bak bak, sen gidip imanın yüküne ortak olayım mı? Ha? Sen de git o zaman babanın dükkanında servis ediver. Ha, ne oldu? Ha, duymuyor. Ha? Ne oldu? Ham çökelek gibi boğazına mı durdu? Ne bakıyorsun öyle mart buzakı gibi? He, bakıyorum öyle tabii. Senin demesi kolay zaten. Huri de sen de böyle hizmetçiyle ekmek elden su gölden yaşıyorsunuz değil mi? Ha, öyle mi? Öyle. Ha gitmiyorsun yani imanla? Gitmeyeceğim. Burada kalacağım. Ey, kal o zaman. Sen bilin. Kalacağım. Lan, İman, gel. Bana bak, bu aklı sıra böyle ayak direyip duru nazmaz ediyor. Sen hiç merak etme, ben ona öyle bir ders vereceğim.
Öyle bir ders vereceksin ki bak bu sene koşa koşa gelecek vallahi. Ha? Ne konuşuyor bunlar be? Duriyana. Sen öyle diyorsan öyle oluversin Duriyana. Lan üzülme lan üzülme. Ne halledivereceğin de ya lan. Vallahi söz de ya. Ha? Hadi dik hadi. Seni çok özleyeceğim lan Hayriye. Özleyeceğim tabii. Ama artık özleyebilince gele burada görüverirsin Yiman. Ben seni dedim seni. Çok kraliyim Yiman. Tamam o zaman sen de üzülü verme tamam. Zaten onun burnu süt versin ben döneceğim ona. Ey kızım ey. Sen keyfine bak canım keyf. Ha burada beni bir zararın yok zaten senin. Sen oturuver. Oturuver şöyle baş köşeye. Hadi geç bakayım geç. Geç ha. Böyle ha. Yastığı da alıver. Gününü gün etsen canım. Teşekkürler. Nasılsa burada ekmek elden sulu öldü. Değil mi? Bir çay alıverim o zaman. Dünya varmış. Dünya varmış. Dur bakayım. Dur. Lan İmdat Çavuş. Buralarda bir yerdeydin değil mi? Tamam. Evet. Buralar gibiydi sanki. At bakayım. Atıyorum. At demire. At. Ha. Bağla. İyice bağla, sıkı bağla. Lan goy boy. Buyur abi. Benim aile yadigar buruş. Aha işte burada düşüverdi. Sen hindi ben buraya dalarım diyor musun? Benim için buraları çocuk oyuncağı Duran abi. Öyle mi diyor? Yalnız burası 19 metre biliyor musun sen? Hadi be. Ya. Evelallah, 35-40 metreye dalıyorum ben abi. Ne olacak benim için buraları? Yalnız keşke önceden gelseydik buraları. Ya buraları bilinip duruyor biliyor musun? Eğer buraya bizden önce birileri gelip daldıysa bulmuşlardır keseyi. Bir de biliyorsun bu denizin bir rajonu var. Bulunan mal kim bulduysa onun olup durur. Rajon konuşuyor diye. Öyle abi. Kusura sen olma. Altın daha benim umurumda de. Sen beni anamın yadigarı buruşun yeter. Konuş diyorum. Ben de sana söz veriyorum Duran abi. Bu broş bu bölgede bir yerdeyse ben de onu sana buluvereceğim. Söz. İyi hadi bakayım. Hadi aslanım hadi koçum. Tamam. Ama siz önünüzü dönmeniz lazım ki ben anadan yürüyen bir şekilde giyinmem lazım biliyor musun? Tabii. Tabii doğru değil. Adam haklı. Gel. Hayriye hayırdır? Ay dedi kız eline ne oldu verdi öyle? Kını mı yıkıverdi yoksa? Dün ceyran çarpıverdi ya beni. Ondan mı öyle sır verdi? Acık yanı verdi. 3 gün iş göremez raporu verdi doktor beni. Hindi istirahat deyin. Yemek kondu diye gelivermiştim yemeyen mi? İşte. Ne? Allah yemek daha hazır değil. Hayriye yaprakları sarecek, sonra pişirecek, öyle yiyeceğiz. Ne? Ne? Hayriye yapraklarım sarecek, ne? Tabii kızım, görmüyor mu? Görmüyor mu dünün elini? Düne 3 gün izinli. Ben de dışarı çıkacağım, onları sen yapacaksın. Şaka yapıyorsun değil mi beni? Ev iş mi yapacağım dünü ben?
Ev işi yapacağım ben, yine ev işimi yapacağım ben. Aa, tabii herhalde kızım. Sen kocanın evini terk edip ananın evine gelirsen katlanacaksın artık. Ne? Kocayı mı terk edivermiş? Ya, ya öyle oluvermiş. Döne sen geç, geç Hayriye'nin yanına geç şöyle. Geç. Hayriye seni anlatıversin. Pek bir sever anlatmayı. Sen de maşallah pek bir seversin dinlemeyi. Bunları yaparken Hayriye kaynatıversiniz kan. Ben bunları söylemem. Us! Us deyiyorum, beni bak. Beni bak, fena yaparım ha. Bunların hepsi bitecek. Döne de başında bekleyecek. Bunları böyle tek tek alacaksın, ayıracaksın. Böyle küçük küçük yapacaksın. Hah, bak seçe parmağım kadar olacak hepsi bak. İyi bak. Ben bir saate kadar geleceğim, bir saate kadar bıçak bunlar. Bak yoksa fena yapacağım. Hayriye bilir benim ters tarafımı. İyi bilir değil mi kızım? Tamam. Bilirim, evet. Artık zaten kaderim benim. Kabul ediyorum ben. Tabii, kaderim. İnsan kaderini kendi tayin edermiş. Ben bunu biraz geç anladım, emme. Anladım. Benden sana ana tavsiyesi, sen de bir an evvel anlasan iyi edersin. Kız. Ne? Anlat açık bakayım, niye terk ediverdin evi? Düniciğim, şimdi sen az bunlara bir yardım ediver. Ben şimdi bir neler neler anlatıvereceğim. Şimdi biz yımanlar biliyor musun? Bu tek elimle nasıl edeceğim ben? Ananı duydum. Bir saate kadar vallahi ben bile bu kadar yaprağı yapamam. Sen bir an önce başlayıver. Bir yandan elin çalışsın, bir yandan da çene. Hadi kız, hadi hadi başla. Ay. Tamam. Heh, onu şuraya koy be. Okey. Hazırım ben. Hah. Hadi bak yengoçum. Görem seni. Hadi bak gel. Duran abi, hiç merak etme sen. Ben sana buluvereceğim o broşu. Koçum, o broşu bana buluver. Dile benden ne dilersen ya. Eyvallah abi. Hadi bismillah. Ya neredesin sen iki gündür ya? Merhaba Halime. İyisin yoksa yok? İyi Karbeyaz abla, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, Allah senden razı olsun. Ne yapayım, yeni evimle uğraşıp duruyorum işte. Aa, senin bir yeni evim dediğin benim eski evim olup duru biliyorsun değil mi? Biliyorum, biliyorum dünyalar güzeli. Sen beni bilmiyor sanıyorsun. Ama şunu da bilesin, Cazip'le de konuştum. En kısa sürede seni o eve geri götüreceğiz inşallah. Nasıl olacak o? O eve sen gelin geleceksin anam babam. Gelin mi gelecek? Hele gel bir azıcık seninle konuşalım, gel. Konuşalım sana, gel. Otur. Hadi hadi otur. Pilaten de alabilir miyiz? Vay bir... Lan pilav üstü pilaten de kesin. Tamam Zülte ağa, hele bir döner pesin. Ya Zülte ağa, ben seninle bir şey konuşacağım, müsaitsin. Dinliyorsun, de bakayım. Şimdi biz evi tuttuk biliyorsun, yerleştik. Keyfimiz de yerinde. Bu diyorum ki, Halime'yle bu evli kişini hala yola koysak, Allah'ın emri, peygamberin kabriyle dünya evine girsek diyorum. Sen şimdi icazet veriyorsun yoksa yok? Yok lan, şimdi olmaz daha değil lakin. Yo, ama niye biz evi tutmuşuz? Lan o evle ilgili başka planlarım var lan benim. Niyeymiş o? Lan hakim hanımı yerleştireceksin lan oraya ben. Biz ne olacağız? Siz müştemilatı yerleştireceksiniz. Müştemilat? Nasıl müştemilat? Lan arkada küçük bir ev var. O da
kalıvereceksiniz, tamam mı? Aylarca ben de orada kalıverdim lan, bir şey olmaz. Hakem Hanım da eve yerleşecek. Ya Zotoko, sen niye böyle yapıyorsun ya? Lan ben sana ağa değil miyim lan? Ya ağamsın. Ağanın kararı sorgulanı verir mi lan? Ya tövbe, sorgulanmaz. O zaman lan sen ben lafımı dinle lan. Lan Hakem Hanım diyorum lan. Hakem Hanım oraya yerleşecek diyorum, bir düşünüver. Beyaz da onun işlerini halledilir, yapar eder. Oh, ondan sonra ona sigorta yaptırırız, maaş bağlarız. Sen hizmetçi diyorsun ha? Lan hizmetçi oğlum lan. Asistan. Asistan. Daha Beyaz, Hakem Hanım'ın özel aslanı olacak yan. Lan Moğol'da sırtınız yere gelmez lan. Ha vallahi her kapı açılır. Vallahi çok hoş. Ya peki biz ne olacağız Halime'yle? Size de ayrı ev açıveririz artık. Fena mı olur? Hey canım benim, ne güzel diyorsun ya. Lan yanıyor lan, döner yanıyor lan. Ha vallahi iyi pişkin olmuştur, gözünü sevdirdi, görüyorsun. He. He. Hemen ne oldu lan, konuştun mu? Ne oldu Dürüye'yle, dönemedi mi Hayriye'ye? Yok be Zütü baba. Hayriye kararlı, eve dönmüyor. Ama Dürüye'ye ben halledivereceğim, sen merak etme dedi. Tamam işte lan. Dürüye halledivereceğim dediyse Ede, alttan girer, üstten çıkar, halledivere, o da koşa koşa evine döner lan. Hacı Yaman, geçmiş olsun. Zütü Ağa'dan duydum, acını paylaşıyoruz. Sağ ol, sağ ol. Sen kes döner lan, hadi. Ha. İşte böyle maviş gözüm. Yani seni anlayacağım, cazip seni pek seviyor. Ben de seviyorum. Seni niye seviyorum biliyorsun? Neye seviyorsun? Hem senden ötürü, hem cazipten ötürü. Cazip dünyalar güzeli, canım kardeşim. Saf, iyilik sever. Yüreğinde şu kadar kötülük olmayan bir çocuktur. Ben inanıyorum seni çok mutlu edecek. Ben de seni rahat ettireceğim. Kur'an hakkı için senin elini soğuk sudan sıcak suya sokturmayacağım. Seni rahat ettireceğim. Sen prensesler gibi yaşayacaksın. Neyse ben gidem artık. Allah. Ben buraya niye gelmiştim? Niye gelmiştin? Vallahi unuttum. Kepo ile Kendal için gelmiştim. Ha. Onları burada unuttuk. Yeni evimizde de kümes var biliyorsun. Ha. Onları alam gidem ben. Tamam. Gel gel. Hayvanlardır bunlar, kurban olam size. Ay, canım benim, gel 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 benim, benim, benim. Hadi Halime kurban, görüşürüz sonra tamam? Görüşürüz Karabeyaz abla. Şemmame, şemmame, şemmame buke. Şemmame, şemmame, şemmame buke. Vi 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 şemmo, vi 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 şemmo. Hayran etme şemmo. Lena kideş. Bunlar benden önce davranıp Halime'yi alacaklar. Benim bir an önce var ya, nüfus kaydını çıkartmam lazım. Da. Ben bunu ne için ya arkadaş? Ne için? Ay ya, bu Navai beni Nasip'ten önce paketleyip alıverecekler ha. Ben Nasip'i değmelem de beni kaçırsın. Zaten ben aradığım kişiye ne zaman ulaştım ki indi ulaşıverem ya, üf ya. Buldun mu neyin? Yok Duran abi, her yerciklerine baktım, ta en derinlerine baktım, yok. Taşlar var şimdi böyle sık sık taşlar var. Heh. Ben o taşların aralarına bakacağım şimdi. Hadi bakayım koçum, bakıver, bakıver biraz daha bakıver. Yok, merak etmeyin siz. Haydi. Nefesine kuvvet aslanım. Tamam. Vallahi bunda iyi ciğer var. Bir dalıyor, beş dakika çıkmıyor be. Ya vah kardeşim,
Ben bu boy boyu boş gezinin boş kalfası sanıp durdum. Meğer sağlam delikanlıymış ya. Ah anamın yadigar broşu ah. Hoca efendi. Buyur Dünya kızım. Kolay gelsin. Müsaitsen sana acık bir şey danışacaktım. Tabii kızım. Buyur seni dinliyorum. Şimdi sen bizi Duran'la nikahladıydın ya. Evet. Şimdi Duran bana 3 kere boş ol demeden ben boşanamıyor mu? Yani bunun başka bir yolu yok mu? Sana eziyet mi ediyor? Yok yok. Yok vallahi. Yani kendi burada değil ama yukarıda Allah var. Yok öyle bir şey yapmıyor. Öyleyse başka yolu yok kızım. Erkek 3 kere boş ol demedi mi kadın boşanmış sayılmaz. Bir kere dese. Birincide erkek ayrılmış sayılır ama geri dönmeye hakkı vardır. İkincide de bu böyledir. Yani 2 kere Duran bana boş ol dese sonra bana geri dönmeye hakkı var diye. Evet. Bana? Senin yok kızım. Yani ben ondan kurtulmak için 3. boş ol bekleyeceksin ha? Evet kızım. 3.'de sende hakkı kalmaz. Sağ olasınız. Sen de sağ olasın. Seçtim filmi Huri Müncü'den. Hangisini? Gel artık onunla girince görürsün. Şimdi bilet almayacağız mı? Ben bileti çok Müncü'den alıverdim. Nasıl? Sürpriz dedim ya. Birazcık da sürpriz oralarda saklı. Ay yeminim çok merak ediverdim. Şuradan. Hoş geldiniz Yüce Bey. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz hanımefendi. Hoş bulduk. Buyurun beni takip edin. Tabii. İşte nereden tanıyıp dururlar seni? Ayıp da sömürsün bir böbre oluyorsun. Ay o zaman beni de tanıyorlar Müstak Bey eşim olarak da. Allah'ım müstakını beğensin. Müstak Bey olur mu ne hiç? Böğüne büğün resmen eşimsin sen benim. Bu arada Müstak Bey de istikbalden türeyiptir. Birçok şey biliyorsun lan sen. Böyle böyle açık öğretim 2'den terkiz. Maşallah, maşallah. Vay. Geç prenses. Allah aşkına. Çok para mevzu bahis diye. Biz koskoca böbürü oluyoruz. Mevzu bahis yalnız kalmamız. Geç otur. Salon boş lan. Görüyorum, görüyorum. Geç otur, otur. Neye beni kimsenin gelmediği filmi getiriveriyorsun Ümit? Kız olur mu öyle şey? Vizyonda en çok izlenen film bu. Yaz günü kapalı kişi oynayıp dur sen ne diyorsun? Ya bakıversene ne o zaman bomboş sinema? Biz öpüşelim de. Ha? Lan şaka lan şaka. Gazetayla Ada'yı biliyor musun sen? Ha? Geçen onun gazetede bir haberi vardı. Neymiş? Kız arkadaşına koskoca sinema salonu kapatıvermiş. Ben dedim ki benim Hurim'in onun kız arkadaşına ne eksik koskoca bir böbür oğlu olarak bir sinemaya kapatamayacağım ben gari. Böyle bir sürpriz yapayım dedim. Ay Ümit'im öpeceğim lan seni. Dur kız. Dur. Personel gelip durdu. Ne olup duru lan? Böbür oğlu gibi dur. Şarap mı lan o? Olur mu kız şampanya?
Benim bir hal. Yok, gün yüzü göremeyeceğim ben herhalde. Yeter kız. Yeter söylenip durma artık. Dır 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 dır. Ne bu? Bulmuşum gül gibi kocayı. Eften püften sebeplerle bırakıp geliyor. Olanı var, olmayanı var. Allah seni ceza veriyorum. Seni veriyoruz, seni. Ha. Hep kabahat bende değil mi? Her şeyde kabahat bende. Yeter kız, yeter. Ağlayıp durma. Bak, gözyaşların tencereye akıp durur. Ne akıp durur be? Akıversin o zaman. Duygularımı katıveriyorum yemeğin içine, daha lezzetli ol be. Duygusal bir yemek yapıveriyorum belki. İyi, akşama da lezzetli bir yemek yerik. Bu niye akşama? Niye? Benim bildiğim dürüye akşam yemeğini desene yaptırın. Sen daha çok ağlasın. Çok gözyaşı dökersin tincirelere. Ha? Koş diye bakın şuraya da. Benim. Yok. Ben aşk perisi oluvereceğim diye kül kedisi oluverdim işte. Hayır. He, yok bir şey, seni demedim. Kız, vallahi ben bu imam nikahı istedim ama hiç iyi olmadı. Ya erkeğe üç kere boşama hakkı veriyorum, kadına bir kere bile vermiyorum. Yani bütün ipler erkeğin elinde oluyor. Kız, vallahi bu hükümet nikahı çok daha iyiymiş. Ya çıkıyorsun hakemin karşısına, anlatıyorsun derdini, hemen seni boşayıveriyor. Bak, şimdi boşanamıyorum ben. He kız, doğru diyorsun. Şimdi bak, benim herif kaç zamandır ortalığa yok. Onu bulacağım de, üç defa boş ol dedirteceğim de, adamı boşayacağım de, bayramla evleneceğim de, ölme eşeğim, ölme. Ya kız, Ayşe, ne edeceğim ben? Yani benim bir yolunu bulup Duran'a üç kere boş ol dedirtmem gerekiyor. Yoksa benim karnımdaki bebeler büyüyecek. Gerçek ortaya çıkacak. İşler karşı verecek. Kız, sen Duran'a gidip, Duran, ben Zühtü'den ikiz bebe bekliyorum desen. Suratına karşı. Olma mı? Kız, olur mu hiç? Kız, hani ne bileyim sen, o zaman telefonda değil be. Kız, aynı şey ya. Ay, ne bileyim ben ya, sen suratına karşı söyleyemem diyorsun ya. Ben de öyle dedim işte. Yok kız, yok, olmaz ya. Öyle şey denir mi? Hiç geçeceğim Duran'a diyeceğim ki, yani ben seni yatağa almadım ama Zöftü'den beşinciye gebeyim. Ha, hepin de ikiz. Yok ya, yok. Vallahi yazık, günah kız. Yok, yazık, günah adama. Kız, vallahi kalbine yine. Kız, Allah korusun. Allah kes ya. Vallahi bu iki saattir dalaya çıkıyor. Geberip geçecek, başımıza bela oluverecek. Olmaz bir şey. Ne dedi? Sabahından güneş doğarken dalıyorum, akşama kadar suda kalıyorum değil mi? Bana biraz atıyor gibi geliyor. Bana de biraz sen goy boyu kıskanıyormuşsun gibi geliyor. Öyle demem ya.
Kaptan Guston mu affedersin? Bana kalırsa boşuna bekliyorsun. Sen öyleyse gidiver imdat çavuş. Ben seni suya atıverem, sen gidiver. Tamam, tamam am. Kızma. Yüzme bilmiyorum zaten. Anamın buruşu. Vallahi bu Leyli, vallahi bu. Anamın buruşu. Anamın buruşu. Ben sana demedim mi İmdat Çavuş bulacak değine? Ben sana demedim mi İmdat Çavuş bulacak değine? Allah! Abi, abi İmdat! İmdat abi! Hey, yüzme bilmiyorum. Abi, yüzme bilmiyorum abi! Leyli İmdat Çavuş! Adını söyleyerek yardım isteyen tek kişi sensin herhalde bu dünyada. İmdat! İmdat! Kurtarı ver, kurtarı ver. İmdat! 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 Adamın broşu be! Adamın broşu be! Kız azıcık daha koy ver zaten yemek gecikti, çok acıkıverdi. Yeter mi? Açık daha koku be. Açık kal. Kal kızım, kal, kal. Hepsini ye. Kız, kız, kız sen ne edepsizsin, ne ediyorsun lan? Ha? Siz niye beni habire böyle işkence ediyorsunuz? Sen al bakayım o tencereyi. Al, al. Al. Al, buraya koy. Koy buraya. Biraz daha koy bakayım, dön aldana, koy. Az daha koy. Hah, ver bakayım tabağı. Ver. Aferin. Şimdi kendine de koy. Dur, 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 dur. Dur, koyma. Sen bir mutfağa gidiver, mutfaktan bir yoğurt getiriver. Ay bu yoğurtsuz hiç yenmez biliyorum. Gördün benim sofraya böyle yoğurt getirdiğimi ha? Bu yoğurdun içine acık, acık bir fiske tuz katça. Çırpçan, 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 çırpçan. Ondan sonra böyle topak topak olmayacak. Kaymayla özü böyle karışıverecek. Böyle getirecek. Olmuşken içine iki diş sarımsak da dövve. Çok güzel olur. İkinci tabağı da ağzımın tadıyla yiyivereyim diyorum. Tabii lan. Hadi kızım hadi. Kız pişmemiş bunun pirinçleri. Biraz da yağ fazla gibi geldi ben ama. Teşekkür ederim. Evet Halim Bey. Gözler epey bir ilerlemiş. Ya, ilerlemiş ne demek? İlerlemiş ne demek? Ben burnumun ucunu dahi göremiyorum gari. Epey, epey içine bir ilerleyeyim ben gari. Of, of. Ne yapacağız? Çizebileceğiz mi? Tabii çizeriz. İyi. Bir gözleri çizdikten sonra daha neyi göreceğim ben? Şüpheniz olmasın. Gayet net her şeyi görürsünüz. İyi, iyi. Çok iyi. Bana kaç paraya patlayacak? 1500 euro artı KDV. Oha! Çüş! Yani... Şey diyeceğim ya... Acaba... Yani Türk parasından kaç para demek istedim? Yaklaşık olarak 4000 lirayı bulur. Arkadaş çok böyle 4000 lira. Olacak iş mi bu? Bu iş için çok değil Halim Bey. Bizimkisi en son sistem. Lan ne olacaksa yani ne var ya son sistemse son sistem 4000 kayma olur mu?
Peki şey diyorum, gözlerim bir denesini çizsek olmaz mı? Tabii olmaz abi. Ya niye olmasın arkadaş? Göz benim değil mi ya? Kapatırım birini. Korsan gibi böyle birini çizir, öyle bakıveririm. Ne olacakmış yani? Verim alamazsınız. Ya arkadaş göz benim değil mi ya? Fazla ki benim gözümün bir tanesi yok. Tek gözden idare ediyorum ben. Allah Allah. Kusura bakmayın, o şekilde mümkün değil. Ben anladım seni arkadaş. Ben anladım seni. Senin amacın benim cebimdeki 4000 gaybeyi almakta. Ama ben o 4000 lirayı sana vermem. O göz yok bende. Kör kör gezerim de o 4000 lirayı sana vermem. Kapı ne tarafta lan? Bu tarafta, buyurun. O taraf ne taraf diyorum? Ben yardımcı olayım. Ben sen... size yardımcı olayım. Para alın sen şimdi yardım ettin diye. Para almayacaksın yardımcı ol. Tabii, para alacaksın yardımcı ol. Tabii, buyurun. Buyurun, ben size yolu göstereyim. Buyurun. Tövbe lan. Herkes buyurun, buyurun, buyurun. Atsız. Ana, Nazife, okuldan mı gelip durun lan senin? He. Aferin sana, aferin. Bir bak, ben senden var ya iftihar edip durun, iftihar edip durun. Oku, oku. İlk emir ne? Oku. Eyvallah. Şişt, Nazife, ben seni bir şey diyeceğim ya. Hani biz geçen gün internete giriver dedik de, hani benim bu yaşlı dedem soyum sopumu ilan verdik ya. He. Ya arkadaş. Ondan haber yok mu haber? Vallahi yok atsız bak sabah akşam girip durun emme. Sadece beğenenler var, onun dışında hiçbir şey yok. Bir ilan beğenilir mi kız? Öyle işte beğenenler olup durun. Ya akideş, benim ilanı beğeneceklerine yaşlı dedim bu resimden yahu. Ya akideş, benim bu nüfus kaydını acilen çıkartmak lazım. Onu bilip durun da yok işte. Ya benim bu yaşlı dedim acaba internete girmiyor mu acaba? Ya benim başka bir yol bulmam lazım. Bak ne diyeceğim. Bak Hakem ablayı bilip durun. İstersen ona git. O belki başka bir çare bulur. Ha, o zaman benim acil Hakem ablayı bulmam lazım. İyi o zaman ben bu Hakem ablaya Milli Hakem Komitesi'nden mi bulacağım? Yok yok babama git yeter zaten beraber takılıp dururlarmış. Kesin orada bulursun. Ha. Doğru diyorsun. Olsun ben acilen gidiverin, tamam mı? Hemen Hakem ablayı buluverin. Şşş, beni bak. Dersen güzel çalış ha. Hı, beni bak. O Hayriye'yi var ya, Hayriye'yi. Selam edive. Bir kadının yeri kocasının yanıdır. Hadi, tutma beni. Bir dolu işim var benim. Ne Hayriye'si ya? Üf, harbi deli bu ya. Bu yoğurt, bu da benden oluversin dedim. Yağ da kızartılı vermiş, biber. Hani böyle canınız falan çekiverir de ikinciye iş oluvermesin diye beni. Tamam. Aferin kızım, aferin. Bak adam olayın sen. Bir de ekmeği uzatı be. Ben geldim. Abla. Nesifeciğim. Hoş geliverdin. Hayırdır abla? Evi terk edivermiş. Niye? Yuman çok ev işi yaptırıyormuş. De işte oradan kaçıverdim Nazifeciğim. Buraya geliverdim de burada da her bir işleri beni yaptırıp durula. Allah'tan sen geliverdin de az bir beni yardım ediverin değil mi? Yok yok yok. Nazife yardım falan edemez. O okula kayıyor. Onun işi gücü çalışma. Değil mi akıllı kızım be? Evet. Hadi sen git üstün başını değiştir bak. Bak Hayriye abla yaprak sarı verdi. Onu bir güzel yersin. Hadi. Hadi kızım be. Yukarıda kirlilerini de bırakıver. Sonra Hayriye yıkayıverecek hepsini. Ama artık yani. Yani. Ana, hazır çamaşır var. Benim beden eşofmanlarım da kirli. Onları da veriveren, onları da yıkasın. Olur, olur kızım onu koy ver. Daha varsa onları da getir ver Nazifeciğim. Nazifeciğim, ben seni canım diyorum, sen beni canın çıksın diyorum. Öyle mi Nazife? Ya abla vallahi yok şimdi. Anam dedi de öyle dedi. Aa, tamam kızım, boş ver, boş ver konuşuruz. Hadi. Hadi kız, hadi tabak çanak getir ver kız kardeşine. Ne
da geldi mi yoksa? O gecikecek. Adaletçiyle buluşacak. Ha, iyi o zaman. Halime ben çok aç. Yemek istiyor. Ay vallahi yemek yok İskender. Oo, ben bu evi sevmiyorum. Ben Dünya'ya gidiyor. Ben aç kalacak bu evde. İyi, git o zaman. Ben gelemem senden. Böyle kilitliyim ya odada. Yalnız gidebilir misin sen? Giderim. İyi, tamam o zaman. Sen git ama hemen dön, tamam mı? Babam sonra çok kızar bize. Okey, sen merak etme. Hadi. Ay Ümit'im ya, sen mükemmelsin. Her şey çok güzeldi. Seni böyle tekrardan aşık oluverdim. Yeter ki sen mutlu ol oğlum. Hatta sen mutlu olacaksın, her gün sütlemeye getireyim seni. Nedir yani? Ay değil mi lan? Tabii lan. Şamamandan küçük hanım Şamamam. Her gün gider sinemaya mamama. Delikanlılar dururken buraya niye vardın imama imama? Bunun ne de çıktı? Ay ne bileyim Ümit'im, türkü öyle yazıp durum. Gel bakayım işte. Fistan biçtim dar geldi huriye. Ay ne bakıp durunuz ya. Aslanandım yar geldi huriye. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldin Adalet. Öğlen yemeğe bekledim, gelmedin. Biraz düşünmek istedim Zühtücüğüm. Düşündün mü? Evet. Ne? Sonuç? Biraz yürüyelim mi? Daha rahat konuşuruz. Oğlum. Yaman. He. Siz toparlanın, ben gidiyorum. Tamam, biz buradayız Zühtü baba. Gelir. Yaman. Ne var lan Cazip? Ne oldu? Hayriye'yi düşünüyorsun yoksa yok? Helen, benim aklımda Hayriye'den başka bir şey yok ki lan. Hayriye'yi düşünüyorum tabii. Çok mu seviyorsun lan Hayriye'yi? Çok seviyorum lan. Ne edeceğim ben? Sana bu Cazip kardeşin bir yardım etsin ister misin? İsterim lan, her türlü yardıma açayım lan. Tamam. O zaman tatlı dil yılanı deliğinden çıkarı felsefesinden yola çıkarak çıkar cep telefonunu, yaz mesajını, gönder Hayriye'ye. Ne yazacağım lan? Kardeşim sen çıkar telefonu. Çıkardım. Gir mesaja. Girdim. Yazıyorsun. Yazıyorum. Gözlerine bakınca ağlasa da gözlerim, ağlamak için de olsa gözlerine bakmayı özledim. Vay. Lan Cazip, şair misin lan sen? Sen şair misin? Niye bize söylemiyorsun lan? Bu da sana Cazip kardeşinin bir kıyağı olsun. Lan ben hatırlayamıyorum. Kafa kalmadım. Çok da alengirli bir şey söyleyiverdim ben. Yazamadım lan, bir daha söyle, de bakayım. Yazıyorsun. Yazıyorum lan. Yid la. Şunluğa bak. Of. Keşke iman tabaklarını kırıvermeseydim de ben buralara neye geliverdim ya. Gözlerine bakınca ağlasa da gözlem, ağlamak içinde olsa gözlerine bakmayı özledim. Bak. Şimdi ben seni ne yapayım Yaman? Yani ben sevsem mi seni, kızsam mı, ben hiç bilemiyorum ya. Bak duygusallaşma.
tutası. Kırılgan kalbi sevgilim. Paşam benim, canım benim, gel. Hoş geldin. Duryana, ben çok aç. O evde yemek yok. Bana yemek ver. Abo, ne? Seni aç mı bırakıyorlar o evde? Yemek vermiyorlar mı sana, ne? Hayriye kızım, bak kim geldi. Kim? Ayşe. Yeme anla. Bak, İskender geliverdi. İskender. Neye geliverdin sen? Yemek yiyecek ben. Eşeğin şeyi var, papucu yer mi? Kız kız, haydi ye. O nasıl? Yok bir şey paşam, yok bir şey. Hayriye ablan yaprak sarma yapıverdi de onu da yiyor. Kız Hayriye, go bakayım bir tane tabak İskender'e, bir sarma yiyiversin. Hah, olur. İyi. Ana, ne diyeceğim sana? O evdekiler hepsi buraya gelip duru. Yani İskender geldiğini göre, diyorum acaba babam falan da geliverirse hiç şaşmayacağım yani. Hadi, hadi kızım, hadi. Hayriye niye burada? Kızmış gelmiş. Niye? Yiman ona ev işi yaptırıvermiş. O yapmamış. Sonra Yiman ona bir söyleni vermiş. O da kızmış gelmiş. Saçma. Niye yapmıyor? Burada yapıyor. Orada niye yapmıyor? Bak görüyor musun ne akıllı çocuğum? Aklım benim. Kız duyuyor mu İskender ne diyor? Duyuyorum, duyuyorum. Zaten herkes beni karşı yani. Niyeyse. Paşam söyle bakayım, Halime ablan ne yapıyor? İyi mi? Halime ablan evde hapis. Hapis? Niye ki? Yüktüm, mamamı kızdı. Ceza verdi. Allah'ım. Selamünaleyküm. Hoş geldin abi. Hoş bulduk, hoş bulduk. Rahatsız olmayın. Otur, otur, otur. Lan Aleksandro İskender. Sen burada mısın lan? Lan bana bak. Aman da aman, aman da aman, aman da aman. Başımın üstünde yerim var koçum, başımın üstünde yerim var. Mutfakta biri mi var? Ben varım. Evet. Altın dişli Hayriye. Kızım, sen de hoş gelmişsin kızım. Sen hoş gelmişsin, hoş gelmişsin. Dürüye, bir takım sıcak gelişmeler var. Seninle özel olarak konuşabilir miyiz? Konuşalım. Nerede konuşacağız? Üst katta. Yürüye. Burada değil. Odada. Şunu hiç renk vermiyor. Kafam epey bir karıştı. Koca gün düşündüm. Yetmedi, koca gece düşündüm. Enini, boyunu, önünü, sonunu, sağını, solunu. Benim için zor bir karar Dürüye'nin evinde kalmak. Yahu Dürüye'nin evi değil o. Dürüye'nin evi değil. O ev benim... Ben kiralayıverdim. Kontratım var. Kanunen yani ya. Zühtücüğüm, Dürüye'nin kokusu sinmiştir o eve. Tamam, boyatırız. Bilmiyorum. Kağıt kaplatırım ben. Zor Zühtücüğüm, zor bir karar bu. Gerçi sen de böyle konuşunca kafam iyice karışıyor ya. Abi alasın sevdiğine bir tanecik gül. Ver bakayım. Yemin ediyorum ben ayarlayıvermedim. Öyle spontan gelip kendi getiriverdi. Spontan yani.
Oldum olası pek severim gülleri. Tamam o zaman bahçeye güller de ekiverim ben senin için. Hiç vazgeçmeyeceksin diyorum. Vazgeçmeyeceğim ya, sen vazgeçmedikçe ben vazgeçeceğim. Sen dedin ev tut dedin, bul dedin evi dedin, ben tuttum. Ne istiyorsun anlamadın ki yani ya. Peki teklifini kabul ediyorum. Oh be. Ancak bir şartla. Ne? O evde sen de olacaksın. Ben de mi olacağım? Evet. O ev benim tek başıma yaşamam için fazla büyük. Hı? Şimdiye kadar hep yalnız yaşadım Zühtü. Artık yalnız olmak istemiyorum. Hı?